Merhaba şifre net izleyenleri ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. 2000-3000 TL bandındaki alınabilecek cihazlar liste videolarımız devam ediyor. Geçen hafta Haziran ayı itibariyle 2000-3000 aralığında hangi akıllı telefonları alalım liste videosunu sizlerle paylaşmıştık. Kartlardan izleyebilirsiniz. Bu haftaki konumuz ise 2000-3000 TL arasında alınabilecek notebook modelleri. Öncelikle kendinize ideal bir notebook belirlemek bir akıllı telefon seçmekten daha zor bir süreç çünkü Aynı notebook modelleri arasında pek çok farklı ürün numarasına ve farklı özelliklere sahip modeller var. Örneğin Lenovo'nun, HP'nin, Dell'in aynı kasa tasarımına sahip, aynı fiyat aralığında pek çok modeli var. Artık mesela siz SSD mi istiyorsunuz, HDD mi istiyorsunuz? Aynı özelliklere sahip iki farklı versiyon olan bilgisayar olabiliyor. Ekran boyutu, ekran çözünürlüğü, harici grafik kartı olsun mu, olmasın mı? Bunlar sizler için önemli kriterler. Kullanım beklentilerinize göre, kullanacağınız alana göre notebook tercihlerinizi yapmayı unutmayın. Bu fiyat aralığına alabileceğiniz iyi performans sahip özellikleri şimdi dilerseniz ucuzdan pahalı olacak şekilde sıralamaya başlayalım. İlk ürünümüz 2100 TL fiyat etiketine sahip HP 15 DB002 NT modeli AMD A9 9425 işlemcisiyle beraber geliyor. 4 GB RAM var. 1 TB HDD yani mekanik diskle beraber geliyor. Ayrıca 2 GB'lık Radeon 520 grafik kartı da cihazla beraber sizlere sunuluyor. Yani ben SSD aramıyorum. Kapasite yüksek olsun. Bu benim için önemli. Giriş seviyesinde de oyun oynayabileyim diyorsanız 2000 TL bandında güzel bir alternatif. Diğer bir bilgisayarımız ise bu sefer Asus tarafında. Bu ürünün fiyatı 2300 TL seviyesine kadar bulunabiliyor. Tabi indirimle bu fiyatları iniyor. İndirimi yakalayamazsınız. 2700 civarında bu ürün satın alabiliyorsunuz. Bu modelin adı Asus X505BP BR046 T yani tam kod adı bu ürünün AMD A9 işlemcisiyle beraber geliyor. 9420 işlemcisinin kod adı. Ayrıca 4 GB RAM yine 1 TB HDD disk R5 M420 grafik birimiyle beraber geliyor. Windows son Home versiyonla beraber geliyor. Ayrıca 15.6 inçte bir ekran boyutu var. Bu listede bazı bilgisayarlar FreeDOS bu yüzden fiyatları biraz daha uygun oluyor. Windows 10 ile beraber lisans bedeli de eklendiğinde fiyat biraz daha artıyor. Bunun da altını çizeyim. Yine Asus'tan bir modelle devam ediyoruz. Bu modelin fiyatı da 2800 TL bandında Asus X555QG modeli. Devamında da XX201 modeli. Mesela bu model FreeDOS Linux işletim sistemi ile beraber geliyor. Daha sonra Windows siz kendiniz yükleyebilirsiniz. AMD A12 APU'su ile beraber geliyor. Kodadı 9720p. Ayrıca 8 GB RAM ile beraber geliyor. Bu ürünün en büyük avantajlarından biri diğer modellere göre 8 GB RAM ile geliyor olması. 1 TB HDD yine devam ediyor. Radeon R5 430'da mobil grafik birimi de cihazla beraber geliyor. Ayrıca boyutu da 15.6 inç. Benim bu konuda fikrimi soracak olursanız ben SSD'ye fazla önem veriyorum. O yüzden bu bilgisayar ve bu bütçeden sonraki modelleri biraz daha çok sevdiğimin altını çiziyorum. Çünkü SSD'li modelleri artık geçiyoruz. 2789 TL fiyata sahip. Tabi bu fiyatlar değişebiliyor. Lenovo V145 AMD'nin A9 9425 ile beraber geliyor. 8 GB RAM var. Ayrıca 256 GB'lik SSD ile beraber geliyor. Radeon 530 grafik birimi de cihazla beraber geliyor. Ayrıca Full HD çözünürlükte 15.6 inçlikte bir monitörü var ve Fridos'la beraber geliyor. Yani Windows'u bir kenara koyacak olursak fiyat performans anlamında oldukça iddialı 2800 TL bandında hem 8 GB RAM'iniz oluyor hem de 256 GB sestiğiniz Hep AMD, hep AMD, hep AMD diyecekler için bu bilgisayar gelsin. HP 15 DA 1000 NT modeli şu anda sizlerle beraber. 2800-2900 TL bandında bir fiyatı var. Intel Core i3 8145U işlemcisiyle beraber geliyor. Ultrabook sınıfı bir işlemci. Özellikle performans ayarında AMD APU'larla benzer olsa da termal anlamda 8000 serisinin özellikle U serisi işlemcilerin avantajı var. Daha az ısınıyor ve daha az güç tüketiyor. Bu noktada avantajları var ama fiyat performans noktasında AMD'nin APU'ları da oldukça iddialı grafik işlemcileri de güçlü. Şimdi bunu bir kenara bırakacak olduğunda bilgisayarın özellikleriyle devam edelim. Intel Core i3 8145U işlemcisiyle beraber geliyor. 4 GB RAM var. 256 GB SSD ile beraber geliyor. Bu da güzel bir detay. 15.6 inç Full HD çözünürlüğünde bir ekranla beraber geliyor. Ayrıca bu üründe FreeDOS. Ve Acer'ın fiyat performans oranıyla dikkat çeken bir bilgisayarla karşınızdayız. Bu bilgisayar da benim gerçekten hoşuma gitti. Bunu da böyle böyle yıldızlıyorum diyebiliriz. Acer Aspire A315-41G modeli. AMD Ryzen 3 ile beraber geliyor. Ryzen 3 2200 işlemcisi var. 8 GB RAM var. Ayrıca 1 TB hard disk var. 128 GB SSD var. Linux ile beraber geliyor. 15.6 inçlik de bir monitörü var. Yani hem hard disk tarafındaki geniş kapasite ve SSD desteği ve 8 GB RAM ile beraber 2899 TL bu ürün gerçekten iddialı. Ve yine özellikleriyle dikkat çeken bir bilgisayarla karşınızdayız. Bu bilgisayarı da yıldızlayabilirim. Dell Inspire'ın 3580 yani 3580 Intel Core i5 8265U işlemcisiyle beraber geliyor. Hem 8. nesil hem Ultrabook sınıfı bir işlemci. Az güç tüketecektir, az ısınacaktır. Ayrıca iyi bir performans gösterecektir. 4 GB RAM var, 1 TB mekanik disk var. SSD'si yok bu modelin. Ayrıca Radeon 520 grafik birimiyle beraber geliyor. 15.6 inçlik bir Full HD çözünürlük ekranı var. Ayrıca Linux işletim sistemiyle beraber geliyor. Aynı modelin SSD'li konfigürasyonunu da satın alabilirsiniz. Ve listemizin sonuna geliyoruz. Son sırada Asus X540UB modeli var. 3000 TL bandında bir bilgisayar. Intel'in Core i5-8250U işlemcisiyle beraber geliyor. 8. nesil bir işlemci ve daha önceki 8. nesil işlemcilerde söylediğim avantajları üzerinde barındırıyor. 1TB hard disk var. SSD istiyorum diyenler için yine parantez içinde onu belirtiyorum. SSD bence önemli ama kapasiteye yönelik tercihte bulunan kullanıcılar da var. Bu tamamen sizin kullanım profilinize göre değişiyor. Ayrıca cihazda grafik birim olarak GeForce MX110 grafik birimi de var. Yani dahili grafik biriminden biraz daha iyi performans göstererek giriş seviyesi oyunları akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz. Bunu da söylemek istiyorum. Yine bu bilgisayarda Fridos Ayrıca 15.6 inç bir ekranla beraber geliyor. Evet sevgili takipçilerimiz bu fiyat aralığında pek çok farklı üreticinin pek çok farklı modeli ve farklı konfigürasyonları var. Sizin burada ne istediğiniz en önemli noktalardan biri. Ben biraz oyun oynuyorum diyorsanız harcı grafik biriminin olmasına önem gösterin. RAM kapasitesi artık bu fiyatlara çıkıyorsanız 4'ün üstüne çıkabilir. 4 yerine 8 varsa tercih etmenizi tavsiye ederim. Benim için dahili hafızanın kapasitesi o kadar önemli değil. Ben bilgisayarın daha hızlı olması istiyorum diyorsanız SSD tercihi de oldukça önemli. Boyutta göreceli sizin ihtiyacınıza göre. Ben çok oyun oynuyorum, film izliyorum. Büyük ekran benim için önemli diyenler de var. Benim için taşınabilirlik de önemli diyenler var. Taşınabilirliği daha çok önemseyenler 14 ve 13.3 inçleri tercih ederken ben oyunu filmi izlemeyi daha çok seviyorum diyenler, iş yapıyorum diyenler 15.6 inçlik modelleri de satın alabiliyorlar. Burada dediğim gibi tercih sizlere kalmış. Bu fiyat aralığında sizin de tavsiyeleriniz, önerileriniz ya da kullandığınız bir model varsa yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.